4 artı 4 eyleminde biliyorsunuz bu ilkokul, ortaokul ve liseyi parçalayıp bölmedi. Eskiden 5, 3, 3 diye gidiyordu. Bunu 4, 4 diye yaparak bir burada dini bir eğitime doğru yönelileceğini, bütün eğitim camiasının dinselleştirmenin ilk adımıydı aslında yapılan iş. Biz büyük bir karşı duruş yaptık ama sonuçta AKP politikalarından hiçbir vazgeçmedi. Değişik değişik politikalar uygulayarak bunu hayata geçirmeye çalıştı. Ve gittikçe de bunu hayata geçiriyor. İşte 4 artı 4 ile okul öncesi çocukların hani zorunluluğu neredeyse kaldırıldı. Çıraklığa gitme durumu, Kur'an kurslarına gitme durumu hepsini ortaya koydu. Ve gelinen süreçte AKP 20 yıldır uyguladığı, 21 yıldır uyguladığı program eğitimin gericileştirilmesi, bilimsel layık eğitimden kaldırılması ve bunun üzerine dini bir referansla eğitim yapılmasını için her türlü adım attı. Vazgeçmedi, başka bir şey sundu. Karşı çıkıldı, değiştirdi, aynı projeyi başka bir şekilde sundu ve dikkat edin, ülkede ve Antalya'da genelinde de düşündüğümüzde devlet doğru düzgün bir okul yaptırmış değil. Ya kurumlara yaptırıyor ya zengin olan şahıslara yaptırıyor. Kendisi hiçbir okul yapmış değil, hiçbir yurt açmış değil. Özellikle elindeki yurtları da olabildiğince tarikatlara peşkeş çekiyor. Tarikatları kullandırtıyor ama bugün parası eğitim, parası sağlık, sosyal bir devletse, sosyal bir yaşamsa bunların hepsini sağlaması gerekiyor. Ama maalesef bugün kendi yandaşlarına zengin olan bir kesme bütçeyi aktarmaya çalışıyor ve bütün halkın sırtından bunu yapıyor. Burada da eğitimi gittikçe maalesef ÇEDES programı uygulamaya başladılar. Bu ÇEDES programı nedir? Bütün okulları aslında imam hatipleştirmek, imam atamak. Yani nasıl bugün kadro bir sürü imam çıkıyor ilahiyat fakültelerinden. Bunlara bir kadro açmak için ve okulları da gericileştirmek, o dinsel eğitimi hayata geçirmek için, bütün okulları imam hatip yapmak için uğraşılan bir adım. Daha önce imam hatiplere çok yatırım yapıyordu. Baktılar imam hatiplere talep yok. O zaman biz bütün okulları, ilkokul, ortaokul, lise hatta anaokuluna bile indirmeye çalıştılar bunu. Her okulu imam hatip yapalım mantığıyla hareket ediliyor. Laik eğitimin kaldırılması için ellerinden gelene uğraşıyorlar. Hani bir arada diyordu ya AKP hükümeti 2023 bizim miladımız. Yani o yüzyılda biz laik eğitimi yıkacağız, başka bir şey kuracağızın adımlarını atmaya çalışan bir hükümet var. Burada aslında sorun, buna karşı laik eğitimi savunan, bilimsel eğitimi, nitelikli eğitimi savunan her kesimin ortaklaşması gerekiyor. Bu dünya görüşü ne olursa olsun, bilimsel eğitim diyoruz, nitelikli eğitim diyoruz. Bunlara ulaşabilmek için buna karşı bir şey durmak gerekiyor. Cepheden karşı durmak gerekiyor. Maalesef bunu eğitimsel olarak tek başımıza örgütleyemeyiz. Bunu bütün muhalifler olarak yapılması gerekiyor. Dünyaya bakın, işte bütün dünyada zaten din işleriyle devlet işleri ayrılmış. Yani zaten dine bütçe ayrılmaz, kiliselere bütçe ayrılmaz, şu yapılmaz ama bizim bütçenin çoğu Diyanet işlerine ayrılıyor ve Diyanet işleri üzerinden milli eğitimi yapılandırmaya çalışıyorlar. Sokakları yapılandırmaya çalışıyorlar ve insanları gittikçe o hani gericileştirme mantığıyla sürmeye çalışıyorlar. O yüzden diyoruz ya, işte bu Avrupa'da hangi ülkede baktığımızda her şeyde geriyiz yani. Bilimsel bir üretimimiz yok. Hep tüketim toplumu olarak ve biatçı bir toplum yetiştirmeye çalışılıyor. Ve biatçı toplumun geldiği noktada da işte AKP ne derse ya da onun referansı neyse ona oy veren, ona tapan, onun için ölen, savaşan bir kitle yaratılmaya çalışılıyor. Ve artık ülke, hani diyoruz ya, gerçekten o bilimsel, laik, ana dilde eğitim dediğimiz şeyi bitmiş durumda, o laiklik ortadan kalkmış durumda.